Mide bulantısı, kan ve ishal gibi nedenlerle hastaneye başvuranların 58'inin tedavisi ise çeşitli hastanelerde sürüyor. Biz buradayız ya, 5-10 dakika buradayız. Efendim şimdi de Bolu'daki bu hadiseyi soracağız. Çünkü etkilenenlerin sayısı artıyor. Acıbadem Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal bizimle birlikte. İftihar Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim Duygu Hanım. İyi efendim, yayınlar. Sağ olun. Günlerdir şimdi bu konuyu haberlerimize taşımaya çalışıyoruz. Bazı hastaların tetkiklerinde halk arasında HÜS diye bilinen hemolitik üremik sendrom tanısına ulaşıldı. Herkes bilmiyor elbette ki bu HÜS nedir diye. Ben size sormak isterim ilk olarak. HÜS nedir efendim? Hemolitik üremik sendrom bağırsağımızda da aslında bulunan E. coli dediğimiz bir bakteriye bağlı olarak gelişen olay. Ancak bu E. coli'nin bazı tipleri insan organizmasına toksinleri aracılığıyla zarar verebilmekte. İşte bu HÜS dediğimiz tabloyu yapan da bu E. coli. Enterohemorajik E. coli dediğimiz bakteri. Buna bağlı olarak HÜS ya da hemolitik üremik sendrom meydana gelir ve bunun meydana gelmesinin nedeni de bu enterohemorajik E. coli dediğimiz bakterinin salgılamış olduğu toksinler sonucunda vücutta yüksek ateş, ani başlayan kanlı ishal ve böbrek yetmezliği ile seyreden bir klinik tablo yaratır. Ölümcüldür. Genellikle çocuklarda görülür. 5 yaşın altındaki çocuklarda ve 65 yaşın üzerindeki insanlarda tehlikeli bir boyutta seyredebilir. Tabii ki ortaya çıkmasının en önemli nedeni de sporadik vakalar olabileceği gibi burada gördüğümüz gibi toplu bir bulaş söz konusu. Genellikle infekte olmuş etlerle, gıdalarla ve sularla bulaşır. Burada birden fazla vaka olduğu için ve ortak tüketilen ürünün de su olması gözükmesi nedeniyle kanalizasyonun suya karışmış olması muhtemel. Yani içme suyuna karışan bir kanalizasyondan söz etmemiz gerekir. Mutlaka orada araştırmalar yapılmıştır yerel yöneticiler tarafından. Büyük ihtimalle bu kanalizasyondan su şebekesine bir sızıntı olmuş ve suların da gerekli dezenfeksiyonu yapılmadan kullanıma sunulmuştur. Hocam, bu kadar birbirinden farklı alanlarda meydana gelmesi bunu destekliyor. Hocam muhabir arkadaşımız orada bir ufak bir detay paylaştı. Bu net bir şey değil ama hani Kurban Bayramı'nın hemen arkasından olduğundan sebep acaba orada atıklarla oluşan işte kanalizasyona giden atıklarla mı oldu diye bir parantez açmıştı. Ne söylersiniz? Mümkün olabilir. Çünkü E. coli, bu enterohemorajik E. coli sadece insan dışkısından bulaşmaz, hayvanların dışkısından da bulaşabilir. Çünkü biz sağlıkta bütün canlıları ortak olarak tutarız ve ortak olarak değerlendiririz. Bu da mümkün ama neden her ne olursa olsun kanalizasyon şebekesine E. coli'nin olmuş olduğu, ki bu gayta dışında, dışkı dışında bir şey olması çok beklenen bir şey değil, bunun meydana gelmiş olması. Hani Kurban Bayramı'nda çiğ tüketilen etlerden kaynaklanan bir şey olabilir mi? Ama insanlar çok farklı alanlarda ve birbirinden bağımsız gıda tüketen insanlar. Tek ortak tüketim noktası su, içme suyu. Ondan dolayı buna bağlı olarak meydana gelebilir. Şimdi bir de o bölgede yaşayan insanlar belki periyodik olarak bu mikrobu aldıkları için vücutlarında ona karşı bir antikor gelişmiş olabilir. Çok zayıf bir ihtimal. Dışarıdan gelen bir kişinin bu kadar ağır geçirmesi, ölümcül olması da henüz onun florası tarafından tanınmayan bir bakteriyi almış olmasından kaynaklanabilir. Bağışıklık sistemi güçlenmediği için o bakteriye karşı. Peki hangi belirtiler görüldüğünde hemen bir hastaneye gidilmeli efendim? Evet, çok tipiktir belirtileri. Birdenbire hiçbir şey yokken birdenbire ani başlayan bir ateş, şiddetli karın ağrısı ve kanlı ishal. En önemli belirtileri bu. Tabii ki idrar yapmada bir azalma meydana gelebilir ama bu çok gözden kaçabilecek belirti. Ailelerin dikkat etmesi gereken ani başlayan yüksek ateş ve şiddetli kanlı ishal olması. Özellikle çocukluk yaş grubunda bu belirtilerle seyir gösterebilir. Bunun dışında daha hafif olarak da ateş ve
yine ishalle beraber seyreden vakalar olabilir. Mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları lazım. Çünkü yaz mevsiminde olmamız sebebiyle enterohemorajik ekoli dışında benzer belirtiyi veren dizanteri dediğimiz tablo da ortaya çıkabilir. Bunlar bakteriyel kaynaklı olabilir ya da amip kaynaklı olabilir. Bunların hepsi su yoluyla bulaşan bakterilerdir ve peki, canlılardır. Hı-hı. O nedenle bu ayırıcı tanıyı kişinin evinde kendinin yapması imkansız. Mümkün değil. Mutlaka sağlık kuruluşunda inceleme yapılarak teşhis konulabilir. Peki tedavi yöntemini soracağım ama dediniz ki sudan kaynaklıysa eğer şimdi şu soruyu sormadan edemiyoruz. Eğer sudan kaynaklandıysa bu durumda zehirlenenlerin sayısının daha çok olması gerekmez miydi? Oradan da şöyle bir soru çıkıyor. O zaman herkes de aynı etkiyi bırakmıyor mu? Gerçi siz de söylediniz dışarıdan bir kişi vefat etti. Demek ki o duruma karşı bir bağışıklığı yok şeklinde bir yanıtınız olmuştu ama herkes aynı etkilemiyor sanırım. Duygu Hanım, sudan belirli bir yerinden sonra geçebilir kanalizasyonda. Belirli bir alandan sonra geçebilir. O sahada, çünkü kanalizasyon her yere dağılıyor, sonuç itibariyle içme suyu da öyle, belirli bir yerden sonra ortaya çıkmış olabilir. Bir de yine şimdi analizlerin sonuçlarını ben duymadım, kaçırmış da olabilirim. Kimyasal zehirlenmelerde de benzer semptomlar olabilir. Hem mikrobiyolojik analizlerin yapılması hem de içme suyu borularından kaynaklanabilecek kimyasal bir zehirlenmenin de göz ardı edilmemesi lazım. Yani olayın analizinin iki boyutlu olarak ele alınması lazım. Sadece enterohemorajik ekoliye bağlamamak belki birlikte de olabilir. Belli ki oranın altyapı sisteminde bir eskime ya da defekt söz konusu. Mutlaka gözden geçirilmesi lazım. Belirli bir yerden sonra karışmıştır. Tümüne katıldığını söylemek pek mümkün değil. Ana şebekeden değil de dağıtım şebekelerinden belli bir yerden sonra karışmış olabilir. Yine orada analizlerin yapılması lazım. Acaba yeraltı suyuları, yani kuyu sularını kullanmak mümkün mü? Ya da o bölgeye has kaynak suyu denilen suyu mu tükettiler? Bunları bilmiyorum. Orada herhangi bir duyum gelmediği için bunları bilmiyorum. Onların analizlerinin de yapılması lazım. Bu kadar çok insanda olması su kaynağını kesinlikle ön planda düşündürüyor. Çünkü başka ortak beslenme ürünü yok. Evet. Daha fazla bekliyor musunuz efendim vakadaki artış? Artar mı? Ben içme suyu tüketimi bakımından önlemlerin alındığını düşünüyorum. En azından kesilmiş, şebeke evet. suyunun kesilip ondan sonra analizlerin yapıldığını ve bunlar çok hızlı yapılması gereken şeyler ve klorlama işleminin de yapılmış olduğunu düşünüyorum. Yeni vakaların olup olmaması buna bağlı ki artık bu saatten sonra olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü önlemlerin şu güne kadar zaten alınmış olması lazım. Peki biraz tedavi yöntemini de konuşalım. Bir kişi hayatını kaybetti, yoğun bakımda olanlar var. Evet, buyurun. Evet. Tedaviyi ve önlemleri de aslında söylemek lazım. Bu kişilerin kesinlikle çeşme suyunu tüketmemeleri, mutlaka kapalı suları, satılan suları almaları lazım. Ve mutlaka kaynatmadan da ev içinde yıkama, gıdaları yıkama, sebzeleri yıkama gibi işlemlerde kullanmamaları lazım. Onu da belirtmek istiyorum. Ve mutlaka sirkeli suda bekletmeleri lazım. Bunlar bir takım palyatif önlemler. Tedavisine gelince, tedavi tamamen klinik seyre göre belirlenir. Hemodiyalize girmesi gerekebilir. Ani böbrek yetmezliği gelişeceği için bu hastaların hemodiyalize girmeleri ve vücuttaki toksinlerin temizlenmeleri ve ürenin düşürülmesi yapılır. Bunun yanı sıra antibiyotik tedavisi çok yeri olmamakla birlikte ağır vakalarda antibiyotik tedavisinin verilmesi lazım. Maalesef burada da en büyük sıkıntı, maalesef toplumdaki antibiyotik kullanımının çok yaygın olması nedeniyle direnç gelişmiş olma olasılığı. Bir taraftan da böyle bir tehlike var. Ezbere hangi antibiyotiği vereceğinizi kestirmeniz çok mümkün olmayabilir. Mutlaka hastaların dışkılarından elde edilecek mikroorganizmanın antibiyotik duyarlılık testinin de yapılarak doğru antibiyotiğin verilmesi gerekir. Bir taraftan bu tedavi, bir taraftan da ana tedaviyi, evet, semptomatik tedavi dediğimiz sıvı alımı ve hemodiyaliz, böbrek fonksiyonlarının bozukluğuna göre ve hastaların ateşinin düşürülmesi. Yani mutlaka
hastanede tedavi edilmesi gereken bir durumla karşı karşıyayız. Evde peki, yapılacak bir tedavi yok, değil. Peki. İhtar Hocam teşekkür ederiz değerli katkınız için. Görüşmek dileğiyle.